böyle alalım. Alim Karacı olayı. Alim Ha ona onu onunla alakalı tweet attım. Şimdi bakarız da. Tweet attım zaten. Hatta onunla başlayalım. Şöyle gel onunla beraber konuşalım. Şimdi ortaya bir video atılıyor arkadaşlar. Ee, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca CHP'den kendisini Facebook'tan eleştiren olarak verilmiş haber burada. Başka bir olay da olabilir. Bilmiyorum. İddiaya göre kendini eleştiren e, Serkan Yalnız'ı Messenger üzerinden arayıp 12 dakika boyunca küfür etti diye bir ses kaydı, bir video yayınlanıyor. Şöyle videoyu ben size de göstereyim. Bu adam Fethiye Belediye Başkanı. Şimdi Birazdan videoyu izleyeceksiniz, göreceksiniz. Ben çok sinirlendim. Ben dedim ki acaba yalan olabilir mi? Önce bir baktım ne yalanlama ne bir şey. Hiçbir şey gelmedi. Sonra dedim ki ulan e, belki de hani adam iyi biridir. Bir bakayım daha önce şu bir şey olmuş mu vesaire diye. Sadece Google'la attım. Çok basit. CHP'li evet. Daha önceden de bir iki vukuatının olduğunu gördüm. İşte ne, milletin arabasını falan durdurmuş, kavga çıkartmış, bir şey olmuş. Hepsi yazıyor. Ekşi sözlükten falan entry sildirmiş sonra olay unutulsun diye. <laughs> böyle dedim ki ha evet. Demek ki böyle bir potansiyel var ve hala burada. Bir izleyelim hep beraber bakalım. Amına <laughs> koyarım. Koskoca niye kalacak. Gerçekleri söyle. So gerçekleri kodum söyleyince kodum işinize kodum gelmiyor mu başkanım? He? Gerçekleri kodum söyleyince kodum işinize, kodum işinize kodum gelmiyor kodum mu? Çocuk. Senin ananı sikerim. Git dava aç. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Kodum Merak etmeyin. Gerçekler işinize gelmeyince böyle oluyor, değil mi başkanım? Böyle oluyor. De sikerim, seni de sikerim. Aman kodum denesenize de Deneseniz abi. Denesenize. Yarım yurdum kodum belli, daha, buyur gel. Daha var. Açacağım merak etmeyin, merak etmeyin siz, siz merak etmeyin. amına. Siz merak etmeyin. Tamam. Kim? Hiç merak etmeyin. Bu küfürlerin tek de yargı önünde bedenini ödeyeceksiniz. Hiç merak etmeyin. Koskoca makam sahibisiniz. Koskoca makam sahibisiniz. Ettiğiniz küfürlere bakın. Niye? Sizin seçim zamanı peşinizde koşarken destek verirken. Sizin hakkınızda ben iyi iyi söylemlerde bulunurken iyiydi de şimdi mi kötü oluyor? Atama saygı duyacaksın demiyor. Makama saygı duyacaksın diyor. Bir şey demiş. Atama Atatürk'e mi hakaret etti falan. Makama saygı duyacaksın diyor. Ben koltuğuna ne saygı duyacağım? Ben de bunu anlamıyorum ya. Abi o lisede falan öyle düşünüyorduk yani. Ya geçeceğim onları. Koltuğa oturan herkes adam mı oluyor? Sen makamına niye saygı duyayım ben? Yani o makamda ne yaptığına göre sana saygı duyuyorum. Başkanım. Öyle mi? Ha yapacaksınız. Bekliyorum. 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 Ulan amına kodumu çocuğu. Ege TV'den bana dediniz. Yapışak çocuğu. Ulan sen bana ne dedin lan? Başkanım. Engelli çocuklar var. Tekerlek sandalye. Evet. Aldık verdik mi? Aldınız mı? Nerede? Nerede başkanım o sandalyeler? Nerede o sandalyeler? Bizim numaralarını telefon dinler misiniz? O telefon numaralarını verdiğimiz e, vatandaşlara neden o sandalyeler hala teslim edilmedi? Sizin kendi belediyeniz 5 ay sonra e, kendiniz teslim ettiniz. Siktir lan sen mi aldın? Belediye teslim etti. Sen mi aldın? Sen mi Projeyi yapan biziz başkanım. Şimdi ben olayı bir iki yerde okudum bu arada. Bu eleştirme, ya yani ben de hani eleştirmeyi biraz şey buldum çünkü. Zaten burada da bahsediyorlar biraz. Ben bir iki sitede daha okudum. Ee, şöyle bir mevzu oluyor. Bu arkadaş, artık bu küfür yiyen arkadaş. Şimdi bir proje gibi bir şey yapıyor. Ee, yürüyemeyen vatandaşlara tekerlekli sandalye alacaklar vesaire falan filan. Bununla alakalı da belediye ile görüş, görüşüyorlar. Belediye de ok ediyor. Belediye alıyor. Ee, ama gidiyor kendisi bu vatandaşlara dağıtıyor. Ne diyor ki belediyemiz de bunu aldı falan. Bu adam da işte bir televizyonda mı gazetede mi facebookta mı artık öyle bir yerde e, çok geniş oldu ama gerçekten öyle bir yerde hani orası şey tam belli değil yazmamışlar. Şey diyor e, işte bizim projemize destek verecekti. Biz konuştuk anlaştık bize tamam dedi ama gitti kendi teslim etti diyor. Onun üzerine de bu olay yaşanıyor anladığımız ve bildiğimiz kadarıyla. Projeyi yap... Valla bence belediye şu noktaya kadar hadi belki haklıydı. Ben aldım ben vereceğim kardeşim. Belki yapılabilirdi. Ama şu yani ben buna haklı diyemem kimse kusura bakmasın. Bu ne oğlum yani vatandaşı arayıp amına koyarım. Dava aç. Açmazsan ananı sikim. Hadi bakalım falan. Bu kabul edilebilir bir şey değil yani. Bizimle teslim etmeyeceksiniz tabii ki. Bizimle... Ya siktir git lan boş boş konuşma. Neden formaları aldınız Yapacağım. o zaman siz yapacaktınız da? Siktir git. Başkanım Ulan, siz siz gerçekten forması. bir kere ağzınızı bozarak çok nasıl bir karakterde olduğunuzu belli ediyorsunuz. Senin ağzını da sikeceğim bak senin ağzını. Da... Valla bak ben insanların küfür etmesine karşı olan birisi değilim ama makam sahibi biri yani orada yaşayan vatandaşa sorumluluğu olan birisinin arayıp da böyle bir olay yüzünden şuranı şöyle yapacağım buranı böyle yapacağım ikiye katlayacağım sokacağım çıkaracağım falan yapması kesinlikle kabul edilemez arkadaşlar. Ha, i̇stiyorsanız eğer bazı şeyler sizi zorluyorsa partiyi değiştirip bir düşünün. Hani bu adam CHP'den değil de X bir AK Parti'den olsun mesela nasıl bir tepki verirdiniz öyle düşünün. Hani eğer zorlanıyorsanız bazı şeyleri aşmakta. Yani bu, bu yapılabilecek en büyük ayıp gerçekten yapılabilecek en büyük ayıp bu adamı bu kadar vukuatına rağmen bak bu ilk değil çünkü araştırdığında görebilirsin yazın haberler çıkıyor bazılarına yayın yasağı getirmiş de internet durası yani sabaha kadar yayın yasağı getirtebilirsin <laughs> bulabiliyorsun yine. Bu adamı bu kadar olaydan sonra hala parti içerisinde tutmak, disipline sevk etmemek falan da bu millete oy vermiş halka yapılan ikinci büyük ayıp olur. Yani bunu da CHP'nin bilmesi lazım. Beni de arıyormuş. Valla bana söversin hiç fark etmez. Yani siyasetçi, milletvekili, başkan, cartçurt bir sürü de telefonu var benim telefonumda kayıtlı. Biri arayıp bana söverse ben de ona söverim. Ama gerçi bu daha mantıklı yani hiç sövmeyip tamamen temiz kalıp kaydedip paylaşmak çok daha mantıklı ama ben orada sinirimi tutabilir miyim pek bilmiyorum. Yani <laughs> bu daha mantıklı ama kesinlikle. Yani bunu ben de paylaştım. böyle yayıldı. Bir sürü insan da paylaştı. Bence sessiz kalınmaması lazım. Bunun gibi laflarda bunun gibi olaylarda topyekün tepki göstermesi lazım. Ama AK Parti'li belediyelerde böyle şeyler olunca AK Partililer tepki göstermiyor. Ama işte o yüzden ben AK Partili değilim. Fark bu zaten. Hani ben de yakın olduğum bir parti de böyle bir hata yaptığında ben bunun karşısında durabilmeliyim. Hayır kardeşim ne yapıyorsun amına koyayım? Yani bu adam yarın bir gün belki daha yüksek bir yere geldiğinde yani eline mikrofon alıp çıkıp amınıza koyarım hepinizin haydi bak falan diye yapabilir yani belli ki öfkesine pek hakim olamıyor benim gibi bir insan ama ben bir şey değilim belediye başkanı değilim ben. <laughs> yani bu kabul edilemez en 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 yakın zamanda disipline sevk edilmesi lazım daha önce hiç yapılmamış bir şey değil kesinlikle yapılır Allah ben elimden geldiğince takipçisi de olacağım seçilmiş belediye başkanıdır, şöyledir, böyledir. Eyvallah, seçilmiştir de yani seçen insanlar şunları görseydi, bu rezilliği görseydi de seçen insanlara karşı yapılsaydı bu e, nezaketsizlik, bu ayıp onlar da aynı tepkiyi verirlerdi diye düşünüyorum. Valla araştırdığım kadarıyla da olay bu şekilde. Ha başka bir şey çıkar altından ki çok ağır bir şey olması lazım ki bunu e, durdurabilsin hani bunu okey yapabilirsin, Ha, haklıymış dedir tabisin. Onu da sanmıyorum Allah göreceğiz. Sözcü falan haber yapmıyor bu arada. Onları da söyler misin? Yani abi burada halk görmesi lazım bunu. Yani şöyle düşünüyorum. Bakın bence bunu eleştirmek hani şey muhabbeti var ya abi muhalefeti gereksiz eleştirmeyin. Şuraya ekmek vermeyin falan. Evet ama bu haklı bir eleştiri. Yani çünkü göz önünde partiden güç alan, makamla güç alan x bir adam gelip vatandaşa küfür ediyor. Bunun karşısında vatandaş olarak durmalıyız. Bir x partisi destekleyicisi vesaire kimliğiyle değil. Diye düşünüyorum. Yani İsmini de yazdım. İnşallah bir daha bir yerde aday olarak falan görmeyiz. Umarım en kısa sürede de partiden uzaklaştırılır. Şimdi bunlardan sonra bir de beni aramasın. <gülüyor> <gülüyor> Amına koyarım senin. Aç göster yayında aç. Yazık. Belediye başkanı olan adamlara bak.